Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Harran ilçesinde Aslan Kuyusu Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağatay ile hazine arazileri konusunda röportaj yapacağız. Evet Ahmet Bey, konuyu anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Böyle bir çalışma yaptığınız için evet. Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi bu hazine arazisiyle ilgili Süleyman Bey, bizim Harran Ovası'nda 7-8 noktada hazine arazisi mevcut. Evet. Bu 7-8 noktada bulunan hazine arazisinin her tarafı dağıtıldı, sadece bir noktası kaldı. Evet. Ama neden dağıtılmadı bilmiyoruz. Böyle sıralayacak olursam, Harran ilçesine bağlı, bir de Harran'a bağlıyken daha sonra Akçakale'ye bağlanan köyler oldu. Evet. Bunları adlandıracak olursam, Meydan Kapı. Evet. Ekin Yazı, şu an Akçakale'de. Evet. Zenginova. Evet. Bu köylerde bulunan hazine arazileri 1997 yılından beri topraksız olan vatandaşlara dağıtıldı. Bedel karşılığı. Evet, o bahsetmiş olduğum mahalle muhtarlarıyla röportaj yaptım. Evet, evet, biliyorum yani yeri. Benim muhtarlık bölgemde, Aslan Kuyusu bölgesinde belli bir miktar var. Yani 6.000-7.000 arası bir miktar var. Hazine arazisi. Hazine arazisi. Evet, bunlar o dönemde 1997'de demiştiniz. 1997'de tapulaştırması oldu. Evet, ne zaman dağıtıldı orada? Aynen o dönemde dağıtıldı. 97'de tapulaştırıldı. Dağıtıldı. Yani köy halkına dağıtıldı, evet, o zaman. Köy, topraksız insanlara. Topraksız insanlara. Bedel karşılığı. Evet. Dağıtıldı. Aslan Kuyusu'na hiç yani gündeme bile gelmedi. Aslan Kuyusu'nun hazine arazileri dağıtılmadı. Dağıtılmadı, halen de duruyor. Ama niçin dağıtılmadı, neden dağıtılmadı onu bilmiş değiliz. Evet, bu hazine arazilerini sizin köy halkından vatandaşlarımız mı ekiyor efendim? Bizim işliyor daha doğrusu. Evet evet, sadece belli kişiler ekiyor, belli kişiler işletiyor. Sizin köy nüfusuna mı kayıtlı? Bizim köy, nüfusuna bağlı, evet. İşleyenler mi? Evet evet evet, Aslan Kuyusu'na bağlı, köy nüfusuna kayıtlı işte arkadaşlar. 2 aile, 3 aile, yani toplamda 20-25 kişi işliyor. Evet. 6-7 bin diyorum. 6-7 bin, ya yani tam net olarak... Net olarak sayısını bilmiyorsunuz ama... Artı bunun tespiti içinde... Tespiti içinde Toprak Reform Genel Müdürlüğü'nden sorulabilir. Oraya ona, yazdın mı sen? Nereye yazdın? Oraya, dilekçe yazdım dedin sen. Oraya dilekçe yazdım. Şimdi vatandaş bana diyor ki... Ya devlet hazine arazisi, devlet diyor ki... Talep edin. Evet. Kiralayın veya işte evet, işletmek için. Topraksız insan çok... Evet. Nüfus çok, işsizlik çok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. İnsanlar çalışmak için, ailelerinin nafakatlarını karşılamak için ne yapıyor? Belli bir zamanda ta batıya, Adana'ya, evet, Konya'ya giriyor. Oraya çalışmaya gidiyor. Görüyoruz yani, yani yıllardır aynı sayı. Devlet yetkilileri de diyor ki biz artık işsizliği önleyeceğiz falan gibi. Evet. Yani en büyük işsizlik Harran Ovası'nda. Evet. En büyük yani mevsimlik işçilerin nüfusu Harran Ovası'nda. En büyük sorun da şu an bu hazine arazisi. Niye? Hazine arazisinin her bir ay bakın, her bir 50 dönümde en azından 10 nüfus veya 15 nüfus çalışabilir, geçinebilir. Evet. Sen bunu dağıtmasan buradaki işsizlik önlenmez. Anladım muhtarım. Evet. Teşekkür ediyorum duyarlı olduğunuz için. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak ben Türkiye'nin bütün illerine gidiyorum. İşte arkadaşımız doğru söylüyor. Hep ovalarda, işte Çukurova'da, Amik Ovası'nda veya diğer ovalarda, komşu burada illerde da... çalışmaya genelde bu yöreden insanlarımız gidiyor. Mevsimlik işçi olarak. Değil mi efendim? Evet. Şimdi... Yani işsiz, burada da nüfus fazla, en az bir ailede 10 çocuk, 12 çocuk olan aileler var. Bunlar hep soruyoruz. Şunu da Toprak Reform Müdürlüğü'ne evet, yazılı olarak... Evet, evet. İşte vatandaşlar bana soruyor, ben de... Bu vatandaşlar bu hazine arazisinden ne derece faydalanır, ne gibi bir işlem yapabilir, hazine arazisinin miktarı, evet, gereği neyse tarafıma bildirirsin ki ben de vatandaşları aydınlatayım. İşte bu işlemi yapabilirsin, bu işlemi yapamazsın gibisinden. Ama maalesef müdürlük 3 aydır önce verdiğim dilekçeye bile cevap vermedi. Evet sadece dilekçeyi aynen okuyorum. Toprak Reformu Müdürlüğü'ne Şanlıurfa, Harran ilçesine bağlı Aslan Kuyusu Köyü Mahallesi Muhtarıyım. Köyümde devlet hazinesi arazisi mevcut olup arama ama ne derecede olduğu bilgimiz dışındadır. Evet. Bu arazinin miktarı ve kiralayabilme hususunda vatandaşlara ne gibi bir bilgi aktarabilmem için tarafınızdan detaylı bilgi arz ederim.
demiş. Evet. 16.02.2015 tarihli. Ona da cevap yok. Cevap gelmemiş. İkinci ayda vermiş. Biz mutlaka resmi kurumlara verilen dilekçelere en az bir ay içerisinde, en geç bir ay içerisinde olumlu veyahut da olumsuz cevap verilmesi gerekiyor. Doğru mu? Evet, kanun öyle diyor. Sayın işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konunun üzerinde durdu ve muhtar takip sistemini oluşturdu. Değil mi efendim? Sayın Cumhurbaşkanımız oluşturdu ya. Oluşturdu. İçişleri Bakanlığı nezdinde. Biz de davetiyesini bekliyoruz. Biz evet. De Harran bölgesinde bulunan muhtarlar şu an Cumhurbaşkanı'nın davetlisini bekliyoruz ki büyük bir yani bekleyiş içindeyiz. Buradaki olan bütün sorunları, buradaki olan bütün oyunları, buradaki yapılan bütün yanlış şeyleri, insanlara yapılan hakaretleri bizzat kendisiyle oturup dile getirmek için biz o anı dört gözle bekliyoruz. Evet. İnşallah da kısmet nasip olur. Sayın izleyiciler, ben araştırmacı gazeteci olarak Toprak Reformu Müdürlüğü Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nden bu arkadaşımızın dilekçesine öncelikle cevap vermesini istiyorum. Artı yetkili kuruma, Türkiye genelindeki genel müdürlüğüne de buradaki ya geçmiş hükümet döneminde yapılmış buradaki toprak dağıtımı ancak şu andaki mevcut yönetim de buradaki hazine arazilerinin bu toprağı olmayan işsiz vatandaşlarımıza dağıtılmasını bedel karşılığında istiyoruz. Evet, değil mi? Aynen. Buranın buradaki göçün önlenmesi ve ekonomik olarak vatandaşlarımızın kalkınması buna bağlı diyoruz. Ve muhtar arkadaşımız Ahmet Çağatay'a duyarlı davranması nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Basalım.